Merhaba sevgili 11. sınıflar. Bugün sizlerle yazıldan önce nerelere dikkat etmeniz onun üzerinde duracağız. Ufak taktikler vereceğim, dikkat edin. Bu sırada tabii 11. sınıf ENS defter kitaptan yararlanacağım. Ona göre de sizi yönlendireceğim. Zaten yazılı sorulara hazırlık çalışmalarımızı da buradan yapmıştık. Evet, vektörlerle başlıyoruz arkadaşlar. Vektörlerde skaler ve vektörel büyüklüklerin ne olduğunu bilin. Soru gelme ihtimali yüksek mi? Bana kalırsa düşük. Çünkü burada soru gelme ihtimali olan yüksek olan yeri söylüyorum. Vektörlerin bileşkesini bulma. Nedir bunlar? Bileşke bulma yöntemlerinden uçucu ekleme yöntemi 1. Bunu unutma. Geldik ikincisine. Devam ediyoruz. Paralel kenar yöntemi. Paralel kenar yönteminde özel açıları unutma. 60, 90, 120. Bu çok önemli. Sorulur. Peki devam ediyoruz. Üçüncü bileşke bulma yöntemimiz bileşenden ayırma yöntemi. Sinler koslar giriyor. Çok tehlikeli. Dikkat edin. Bunları bilmek zorundasınız arkadaşlar. Neresi kosinüs ekseni? Neresi sinüs ekseni? Ne zaman sin bileşeni, ne zaman kos bileşeni alınıyor? Hayati önem taşıyor. Tehlikeli bir yer daha söylüyorum. Vektörlerde çıkarma neydi? Ters çevir, topla diyorduk. Bunu da sınavdan önce unutma. Geldik bağlı harekete. Bağlı harekette V bağıl, V gözlenen eksi, V gözlemci. Bunu bilmeden sınava girme. Önemli çünkü bazen işlem yapmanız gerekecek. Öğretmeninize işlem yapmanızı isteyecek. Dolayısıyla burada bu formülle çok içli dışlı oluyoruz. Aslında konuda başka bilinecek bir şey yok. Olay sadece bu formül üzerinde dönüyor. Ama iki boyutta bağlı hareket. Yani biri kuzeye giderken biri doğuya gidiyor. Biri güneye giderken öteki güneybatıya gidiyor gibi durumlara dikkat edin. Ters çevirip toplayacaksınız. Geldik bağlı hareketin en baba kısmına. Nehir problemleri. Nehirde karşıdan karşıya geçmede düşey nehre girerse, yani akıntıya dik, akıntıya çapraz girerse soru gelir. Bunlara dikkat edin. Üzerinde durmanız gerekiyor. Hatta bakıyorum şimdi mesela ENS defter kitap, 11. sınıf defter kitapta 4. hafta çok önemli arkadaşlar. Buradaki konu anlatımlarını bir gözden geçirip mutlaka destek sorularını incelemenizi tavsiye ediyorum. Devam ediyorum. Evet, geldik arkadaşlar Newton'un hareket yasalarına. Newton demek F eşittir ma demek. Bu kadar basit. Bunu bilin. Sınavda kafadan iki soru cepte. Çünkü bunu uygulayacaksınız. O zaman formülü biliyoruz. Dikkat. Peki Newton'un da soru ağırlıklı gider her şey. Dikkat edin. Konusu çok kısadır. Ama önemli bir şey söylüyorum. Eğik düzleme dikkat. İplerin birbirine bağlanması ve cisimlerin birbirini itmesine dikkat. Ve en önemli noktalardan biri sürtünme kuvveti. Neydi? Sürtünme kuvveti KN'di ama bunu bilip farklı durumlar için bunu incelemeniz lazım. Formüllerini bilmeden nerede hangi sürtünme kuvveti kullanıyor? KMG, KMG mi? KMG cos alfa mı? Hangisi kullanıyor? Bunları bilmeden sınava girmeyin. Devam ediyorum. Eğik düzlemli sistemlere ve üst üste cisimlere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yine soru gelecektir. Bunlara dikkat. Zaten bunları biz yazı yazılı çalışmasında çözmüştük benzer sorular. Yine bunların üzerinden geçin. Son en önemli konulardan birisi yine hareket çeşitleri. Yani düzgün doğrusal hareket, düzgün hızlanan ve düzgün yavaşlayan harekete dikkat. Neye mi dikkat? Grafik geçişlerine dikkat. Hocanız hız zaman verir, konum zaman ister. Konum zaman verir, hız zaman ister ya da hız zamandan ivmeye geçmenizi isteyebilir. Bu geçişlere dikkat edin arkadaşlar. Bu vurguladığım yerleri tekrar ederseniz sınavda başarılı olacağınıza inanıyorum. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.